mikrofonları çeksene. Afiyet, senin kahvet duymuş artık. Tamam mı? Buyurun. Evet, özlediğimiz Bengü'yü sık sık görerek evet. Hasret gideriyoruz. Evet, bolca hasret gideriyoruz. Evet, evet. Hoş geldiniz Bengü hoş Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim, çok güzel bir davet. Davetlerde olmayı da herkes gibi ben de özlemişim. Hem Çağla'nın yanında olmak için buradayım. Aynı zamanda marka sahipleri de çok yakın dostlarım. Sahnede çoğu zaman onların ürünlerinden, tasarımlarından giyiyorum. O yüzden bu güzel heyecanı onlarla paylaşmak için ben de yine onların bir takımıyla pembe tabii ki seçtim. Buradayım. Çok güzel. Çok tasarım güzel. Demişken peki siz hiç tasarlıyor musunuz? Kıyafet tasarımı yapıyor musunuz kendiniz evde? Yok, tasarım yani o başka bir yetenek bence. Hani ben işim müzik ama sahnenin de bir parçası olduğu için tabii ki kendime yakışan tasarımları giymeye çalışıyorum. İyi bir stil danışmanım var. Biraz o ne derse onu yapıyorum bu aralar. Onun dışında da dediğim gibi kendime yakışan tasarımları ve iyi tasarımlar yapan arkadaşlarımı da böyle ziyaret ederek, üzerinden geçerek kendime uygun şeyler giyiyorum. Müzik ve sanatçı demişken de tatlı şarkısı çok güzel, hala devam ediyor geri dönüşleri. Evet, güzel neler gidiyor. Neler söyleyeceksiniz Bengü Hanım? Vallahi bıraktığım yerden hızla devam ettim. Onu çok istiyordum zaten. Evet, uzun bir araydı. Hem pandemi hem çocuklar. Hani onları halletmem gerekiyordu ama geri dönüşte çok şükür ki dinleyenler beni o süre zarfında diğer şarkılarımı da dinleyerek özlemişler. Şimdi bundan sonra da tatlıyla beraber çok iyi gidiyor evet. Bol bol üretip 2 ayda bir yeni şarkı verip sürekli şarkılarımla huzurlarınızda evet, olacağım. Onu diyecektim. Tatlı şarkısı çok sevildi ama hemen dinleyici yenisini de bekliyor Bengü'den. Vallahi öyle çok çok. 10 gün oldu. Şimdi dün hakikaten onun toplantısını yaptık. Şimdi Serdar Ortaç albümünde Heyecan şarkısını söylemiştim. Çok evet. Fazla istek var. Hatta klipsiz hali bile çok izlenmiş. O yüzden yazın öyle bir sürpriz yapabiliriz ama cebimde biriktirdiğim bir sürü şarkı var. Müzisyen arkadaşlarımla da zaten onları sürekli stüdyoda çalıp söylüyoruz. Dediğim gibi yani devamlı şu an çünkü üretim devri. Yeni nesil, gençlik devamlı üretim istiyor. Yani biz eskiden böyle bir Nadas'a çekilirdik. Ya eskiden dedim, o kadar eski de değilim yani de. Hani böyle bir 5-6 sene öncesine kadar bir Nadas'a çekilirdik. İşte 4 senede bir albüm yapardık falan. Şimdi ama tabii ki dünyanın da beklediği, bizim dinleyenimizin de beklediği bu. Onları kaybetmemek lazım. Ne diyorlarsa onu yapacağız. Sürekli evet. Üreteceğiz. Z kuşağını nasıl buluyorsunuz? Müzik kulağını nasıl buluyorsunuz Bengü Hanım? Ya farklı bir dilleri var. Farklı bir beğenileri var aslında. İlk başlarda kestirmesi zordu. Ben kendimden ödün vermeden yani bugüne kadar 20 yaşından beri yaptığım müzikten ödün vermeden ama tabii ki onların da beklentisini hem sosyal medyada hem dijital platformlarda onların da beklentisini karşılayarak onları da yanıma alarak devam etmeye çalışıyorum. Bütün ekibimiz bunun için de kafa patlatıyoruz açıkçası. Demode olmamaya çalışıyorum. Geride kalmamaya çalışıyorum. Sevdiğim şeyi söylüyorum tabii ki. Yani kimse zorla bir işte böyle bir dil meşhur diye onu söyletemez. Hani benim çıkıp bir hip hop şarkı şu an ona hazır olmayabilirim. Ama belki tatlı düetler yapabiliriz önümüzdeki sezonda. Bakacağız yani hep yeniyi kovalayacağız. Yeniye yetişmeye çalışacağız. Z kuşağının zekasını böyle bir algılamaya ve onları o tatlı duruşlarını hep biz de izleyeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size ediyorum. Eğlenceler dileriz benim. Çok sağ olun. Nefis bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Şöyle bir fotoğraf alsak olur mu? Biz bana alalım. Tamam.